Mart'ta seçim yaptık. Değerli kardeşlerim, 31 Mart seçimleri Türkiye'nin her tarafında bitti. Bir tek İstanbul kaldı. Niye bitmedi? Açıkçası biz bu seçimlerin 31 Mart'ta tamamlanmasını çok arzuladık. Ve defalarca sandıkta sayım esnasında yapılan hileler, yolsuzlukları tespit ettik. Dedik ki gelin bu oyları yeniden sayalım. Ve nitekim oyların %10'u sayıldı. Rakip adayla aramızdaki fark yarıdan fazla azaldı. 29 binde 13 bine düştü. Ben size soruyorum, siz esnafsınız, hesap kitaptan iyi anlarsınız. %10'dan aradaki fark yarının altına düşüyor ise %90'ı sayarsak ne olur? 150 bin bize ne geçer? Diyor ki ya biz de sayıptan biz de yarıya oy kazandık diyor karşı taraf. Kardeşim senin kazandığın benim kazandığımı düştükten sonra aradaki fark bu. Normalde saydığımız zaman bir tane iddialden bana geliyorsa bir tane de ona gelmesi lazım değil mi? Kaybedersek eşit kaybetmemiz lazım. Kazanırsak eşit kazanmamız lazım. Fakat öyle olmuyor. Bizim oylar geliyor. Çalınan oylar birer birer geliyor. O tarafa gitmiyor. Daha nasıl olacak çalma, ben onu anlamıyorum. %10 oyla 16 bin geri geliyorsa demek ki burada bizim oylar iç edilmiş. Bundan başka bir izah var mı? Buradan söylüyorum, 23 Haziran'da tek bir oyunuza halel getiremeyecekler. Hiçbir şekilde müsaade etmiyor. Oy namustur, namus. Sandık namustur. Sizin oyunuza sahip çıkmak da bizim boynumuzun borcudur. Kurban Bayramı'na daha var. 23 Haziran İstanbul Bayramı'na İstoç hazır mı? Hazır mısınız? Bu yarım kalan hesabı kapatacak mısınız? Allah sizden razı olsun. Görüşçülerle, teröristlerle asla yol yürümeyiz. Bu ülkenin birliğine, beraberliğine, bu milletin kardeşliğine düşmanlık eden sivil insanları gözünü kırpmadan katleden 15 Temmuz gecesi genç fidanları, sivil kardeşlerimizi şehit eden alçak örgütlerle bizim işimiz olmaz. Bizim işimiz milletle, bizim işimiz sizlerle, iç soçla. Başkanım onlar verdi. Evet. Verisini niye aldılar? Bunların hesabının sorulacağı yer 23 Haziran. Bu pazar günü bir televizyon programında İstanbul için, milletimiz için, ülkemiz için düşüncelerimizi 82 milyon vatandaşımızla paylaşacağım. Kim olursa olsun vız gelirtiriz yine. Merak edeyim. Hiç kimse hiçbir bahanenin arkasına sığınmaz.